mesela ağacın herhangi bir adamların ağaçlarını rapta yapıyormuş. İşi oymuş zaten. Yok yarın sabah saat çıktı Mustafa abi. Sen ne yapacaksın benim? Peki sen asıl marangoz musun? Yoksa hızarcı mısın? Yoksa... patron musun ya? Asıl mesleğim kereç. Çoktan... Yani keresteyi iyi bulun getirin değil mi? Abi, getirmeciliğin kuvvetli. Devletin şimdi ihaleleri oluyor. Kastamonu, Yozgat Çayırı'na, Bolu, Muğla, oralarına gidiyor. Bakıyor şöyle buradan ne kadar kereste çıkar biliyor. Doğramalı mı, inşaatlı mı olduğunu kestirebiliyorsun, anlayabiliyorsun. İhaleye girip alıp buraya getiriyor. Bunları ayrıca bir pişmeye başlıyor. Evet. Aslında bütün ustalığımız da var ya. Son dönemde mobilya da dahil olduğuna. Son dönemde mobilya. Doğrama da. Doğrama da dahil oldu. Şu an acayip bir ilerlemeler kaydettik. Bu ilerleme... Kendin de ilerleme görüyor musun? Yani elin yatkın mı yoksa kıyısından köşesinden mi idare ediyorum? Abi mesela şöyle, şöyle. Bir işi planlamak, programlamak çok önemli. Evet. Şey, anlamıyorsun ama ama sana bir zıplamayın. Bu mesele kısa bir dönemde çok şeyleri değiştirdi. Değiştirdi. Yani bir zıplamayın. Sana bu ne öğretmen ama bir mobilyayı, bir doğramayı, bir kereşteyi yönlendirebilecek bir yapısı var. Ondan sonra insanlara bağlı. Evet. Gelecek olursa o bağlamda, o armanda tabi patron iyi bir doğramacı, iyi bir Allah'ın izniyle mobilyacı ve keresteciliğinde ilk olarak kalktık. Al damla çişeleri çekme. Ben 2-3 tahta bağlamda almak istiyorum. Aklıma ta gerile gittim ben 10-15 tane emrisi alıp çıkıyorum. Durum bundan ibaret. He? Durum bundan ibaret. Durum bundan abi, ibaret. Çok çalışmamız lazım. Evet. Bak. Şekilde görmüş. Aziz bizzat şahit oldu bu şeylere. Benimle Boran şu an güzeldirsiniz inşallah. Güzeldirsiniz bakalım. İnşallah. Evet Bekir'cim ne çalıyorsun buraya? Nişadır mı? Şu an karabin çalıyor. Karabin. Karabin ne işe yarıyor? Karabin ağacın çalışmamasını yarıyor. Ham maddesi ne? Ham maddesi mumu benziyor. Mumu ana maddesi. Ya. Şimdi bu ne? Tabut mu? Ne bu? He? Tabut mu? Ne bu? Bu şey. Silah sanayinin, hafif silah sanayinin tüfek sandığı. Eşer halkının tüfek sandığı. Şu an hol. Nasıl? Şu an holdingimiz bunu yapıyor. Şu anda. Evet. Kesim edebileceğiz mi vaktinde? Vaktinde. Canımız da başımız da 24 saat çalışıyor. Hayır, teslim et. Ölçüler tutuyor mu? Ölçüler tutuyor. Yani bir büyük bir aksaklık yok değil mi? Yok. Kaç kişi çalışıyor şu anda? Şu an burada
5-6 eleman çalışıyor. Yani günde kaç saat çalışıyorsunuz? 5 saat çalışıyorsunuz mu? 24 saat. Full time. Full time çalışıyoruz, uyku yok. Kendim de şey yap. Full time çalışıyoruz. 24 saat bir şey. Evet. Tutucu hemen değil, ben bir şey yapayım. Siz ekmem, çalışın çal. Patron bilir abi, sizi ilgilendirmiyor ne zaman bilir. İşi mi ekliyor bu iş? O sırada ben giderim inşallah. İnşallah. Evet Hacı Yılmaz, nasıl devam ediyor çalışmalar? İyi. İyi maşallah, hadi bakalım. Kaç saat çalışıyor? Bugün bir saat oyunu var. Bir saat? Bir saat. 24 saatte bir saat. 20 saatten beri çalışıyorum. Maşallah. Var ya. He? Sakatlık durum mu var? Yok, şimdi kulpunu atıyor. Ne atıyor? Ha, kulpunu. Onu niye çıkarttı? 3.5 mum atmış, o 4.5 mum atmış diye. Çok kestirme bir yol. Nereden öğrendin bu kestirme yolu? Pratik olmazsa kambojalar var. Baba mesleği bu kerestecilik. Hocam. Kerestecilik baba mesleği. Memnun musun kerestecilikte? Kerestecilikte çok memnunum. Yalnız adam biliyor, odunların içinde dura dura ne olur? Karasu. Biz de o tarafa doğru gitmemeye çalışıyoruz. Adam diyor, odunların içinde dura dura diyor, ne olur dedim de çıta olur diyor. Neyin içinde? Odunların içinde dura dura insan ne olur diyorum. Sen ne diyorsun Yılmaz? Galas olur, galas. Çıta gözüküyor işte. Ne olur Zühtü Hoca'ya sıra bir de bak. Ya abi, ortada, her şey ortada patron. Görüyorum değil mi? Ha babam de babam, ha babam de babam, ha bu hale geldi. Çıta olur, çıta. Biraz önce. Ne dediydin biraz önce? Her şeyle ispatlıyor mu? Her şeyle ispatlıyorum patron olduğumu. Niye? Artık kaçamaktayım ama deliller ortada. Şimdi evde hanımlarınıza ne göstereceğim bunu? Bunlar ne yiyip ne içiyor? Sabahlara ne kadar neyle çalışıyorlar? Bardak, enerji... Bardak almadın mı? O ne? Çay yok mu? Ne yok Bekir? Bekir. Bardağın içine dökmez. Tabii canım. Ayrıca su korsun, diğer keyif olsun. Bunu hiç teknik değilsin Bekir ya. Oğlum dökmez içilir mi öyle lan? Ulan getir içilir lan lan. Değil mi? Ne olacak lan? Pekmez aklına değil, bir de kırşehirleme demişler. Bir tane daha olacaktı ya. Evet, bunu içecek Allah razı olsun. İşte böyle holding kuruluyor. Anlatayım. Sen anlat, ileride dinleriz Yılmaz'cığım. Yani kolay oluyor mu bu işler? Vallahi, Bekir işte Bey. Ya, güzel işler ya. Senin hoşuna gidiyor değil mi? Hiç de hoşuma gitmiyor. Yani Yılmaz'ın hoşuna gidiyor. Yani plan program, Bekir'in bir lafı plan program. Nasıl bir program? Planlı programlar gibi. Program. Program. Oradaki o biraz şey biliyor musun? Kaçok kalın söylediğinden. Bir acayip şey program. Evet. Niye çay denemedin lan? Bekir, bürokrasiye girdin, sakalları incetmeye başlamışsın. Abi ben ondan sana... sonra kazılacak herhalde sıra namazda mı? Allah korusun abi ya. Bugün gerçekten acayip suçlandım yani. Ne suçlanacağım oğlum yani? Hocam niye bakıyorsun hocam? Hiç kimseden özür dileme yani. He? Özür dileyecek merci
Yukarıda. Yani İşte bir yerinde yani. Yok, yer var hocam, var, bulunur. Sen otur hele. Abi şurada tereke var. Marangozların sandalyesi var. Ağla baş. Adam gel gel. Sen buraya gel. Ben yumuşak talaş oturayım. Gel. Hepsini bir şey izin sen. Marangoz. Patronsun değil mi? Şimdi o ne, onu getir bari. Ne, bir bakalım. Abi benim o talaşlı çam talaşı. Tabi tabi şey. Adam yarın üstüne oturun ya. Bak otur, rahat ya. Şimdi bekmez bu kapağı mı koyup içeceksin hocam? Allah nasip ederse. Ya ya. Bardak mı? Yılmaz'a bardağını mı verin? Hocam buyurun. Ben bir ara... Yar şu var ya. Şimdi o ne oluyor? Tabak mı oluyor? Tabak. Sen de şuna dök. Bak, karada otur. Ne içtiğiniz, kola mı şimdi? Pekmez, pekmez. İşte kolaya herhalde şey batırıp yiyeceksiniz. Bismillah. Bal, bal. Doğal ve tabii değil mi hacı? Burada doğal olmayan hiçbir şey yok. Yok değil mi? Özellikle yani sağlığınıza dikkat ettiğinizden herhalde bu doğal şeyleri yiyoruz. Bir tane şey var, şurada peynir var. Eti, ekmeği pek buraya koymuyoruz. Yani onlar biraz daha kolesterolü falan artırıyor. Öyle mi Bekir? Yoksa ucuz olduğundan mı tercih ediliyor? Patron ne yerse biz onu yiyor. Yemek mecburiyetindeyiz hacı. Sen ne iş koyuyorsun, kurban oldun? Ama yıkılır. Ben ekmeğin okusunmasın diyorum yani. Olsun, çılsın, çılsın. Müteahhit Yusuf abi. Öyle mi? Doğal. Evet. Ne müteahhit? İnşaat müteahhit. Anlat Yusuf abi, sen ne dedin ya adama? İşe başladık, yanıyor, çayacağız, çalışıyor. Başladınız mı işe? Evet, 4 günde bir 30 metre faiz oldu, onu yaptım bir ev için. Kaleverle. Kaç lira metre karesi şey? 2016. Ne, 2 milyon metresi. 2 milyon ya, 7 milyon, 2 milyon. Metrekaresi mi? İyi ya. Bayağı da müsaade deneyin ha. Yusuf abi şeyin, Kırıkkale'nin fayans. Çek bir faiz yiyordu benden başa burada. Hepsini burada benim. 30 sene yok. Geldiğimizde. Ahi Evran Piri gibi ya. Yaz bir tane örnek görmemiz lazım yaptığı işlerden ki. Artık bizi geçti herkes millet. Biz sonradı. Zengin. Yo, burada yazıhaneleri falan Yusuf abi. Öyle mi? Tabii. Ben bir kontrol edeceğim yalnız. Edersin tabii. Yanlışlık varsa geri söktürürüm. Zor bulursun yanlışlık ama. Yanlış olacağım ama. Yok, bu Çanakkale birincisini fayazda olacak. Bunlar evet. Bir de en ucuzunu aldık. Orası da duramıyordu. Uğur da çok yorgundu. Uğur da iyi yorgundu canım. Baba otur. Ya ben evi giriyorum dedim. Ona nasıl istiyorsan bir şey... Bak hele, ne demek istiyorsan düzgün söyle. İmal imal konuşma, tamam mı? Bana taş atıyor. Bir akşam namazı gittiler. Sen niye hatırlatmıyorsun? Ezan okuduktan sonra mı söylüyorsun? Ne bileyim ben, Allah doğru benim. Giderken derdim. Allah sonunu veriyor. Sandık mahvup perişan etti. Namaz mı mazal oldu. Ya da olacağız mı dedim, bir sandıklık işiniz varmış. He, sen şeyi görüşebilirmiş ya. He. Ulan sen 18 m*****ye gelemedin.